Aydilge. Adı Aydilge Sarp. Doğum tarihi 25 Haziran 1979. Şarkıcı, yazar ve radyo programcısı. 8 yaşında TRT Ankara Çocuk Korosu sınavını kazanmış. Başkent Üniversitesi'ni birincilikle bitirmiş. İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıp iletişim uzmanı unvanını almış. Kiraz mevsimiyle Kiralık Aşk'ın müziklerini yapmış. 4 tane kitap yazmış. Bir sürü ödül, film müziği ve single, klip. Sakin bir yapısı var. Sorun çıkartacağını zannetmiyoruz programda. Utku Barış Andaç. Keman sanatçısı, müzisyen, aranjör ve akademisyen. Manga'nın Bir Kadın Çizeceksin şarkısındaki kemanları çalan kişi. Hakkında çok az detay var. 2018'de Aydilge ile evlenmiş. Müzik konusunda çok donanımlı. Yakışıklılığı ve cool duruşuyla biz erkeklere karşı bir tehdit unsuru. Ben yuvama dönebilsem yeniden. Hayal ettiğin yerde misin? Aslında bir insanın popüler bir karakter olması onun illa bir karakteri olduğu anlamına gelmez. Cüneyt Özdemir'in bir lafı var. Türkiye'de her şey olabilirsin ama bir tek rezil olamazsın diye. Kocasını bir vampire benzetiyor. Vampire biraz benziyor. Biraz. Aydilge'yi yenge bulacağım. Aklıma gelmez. Ama tutup da arabesk müzik özellikle dinlemem. Mutluları sevmiyorum. Virgülleri seviyorum. Ya o ne ya? Gıy 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 gıy. Teşekkür ederim. Müzik herkes tarafından üretilebilecek kadar basit bir şey değil. Ama keşke herkes tarafından üretilse. Ha, kime? O kadar çok ötekileştiriyoruz ki birbirimizi. Lösemi hastası kız 14 yaşında diyor ki, Aydilge abla geceleri çok korkuyorum, yalnız kalıyorum. Hastalıktan da çok korkuyorum, genel olarak karanlıktan da korkuyorum. Ve sonra senin şarkın çıkıyor ve yalnız değilsin diyorsun ya. Sanki onu bana söylüyorsun gibi geliyor. Bak şimdi ne çok duygulandım. Konu buralara nasıl geldi de bugün iki minnoş insanı ağırlıyoruz. Aydilge ve Utku Barış Andaç. Bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya çok tatlı görünüyorsunuz ya. Vallahi çok yani. Arkadaşlar şu el ele duruşa bakar mısınız? Ay. Şimdi bir keman sanatçısı ve çok tatlı bir müzisyen. Müthiş bir aşk var ortada. Biri çok bıcır bıcır, biz çok cool. Demin de onun dedikodusunu yapıyorduk zaten. Gerçekten müthiş bir manzara var bugün stüdyomuzda. Aydilge yazar, müzisyen, radyo programcısı, dizi müziği, reklam müziği, her yerinden bir marifet fışkıran bir kadın. Editör, çok da üretken bir editörlük de var o zaman. Editör. Evet. Ve müthiş bir eşe sahip. Hani oradan da. Evet. 98 yılından beri yanlış hatırlamıyorsam sen insanların kulağına giriş yaptın. Aslında 98'de ilk öykü kitabım çıktı. Ben o zamanlar daha 17 yaşlarında falanım. Girişi kulağa yapmadım ama kalplerine yapabildiysem ne mutlu bana. Gözlerine yazıyla yapabilmiş oldum diye düşünüyorum. Güzel başlangıç. Buraya bir not yazdım. Senin sound'unu veya şarkılarını duyduğunda böyle hani yaz kokuyor bana. Yani çok, çok enteresan bir şey. Sonra haberleri işte soruları falan hazırlarken şöyle bir şeyle karşılaştım. Neşelenmek istediğimde dinlediğim şarkıcı Alaçatı'daymışım havası veriyor diye bir yorum var seninle. Ne güzel. Nedir bu pozitif ruhun sebebi? Aslında bana tabii öyle gelmiyor. Dışarıdaki insanlar öyle söylüyor ama benim çok çeşitli bir sürü içimde duygular var. Oo ne kadar çok hem de. Pek çok aslında duygusal, romantik, hüzünlü şarkım da var. Ama sanırım yapımdan gereği daha böyle neşeli, pozitif gördükleri için hemen böyle ilk başta neşeli şarkılarım akıllarına geliyor ama aslında Aşk Paylaşılmaz, işte Kiraz Mevsim'de yaptığım romantik şarkılar, daha yeni bir rolla beraber yaptığımız Parmak İzler'in, Halis Sezai ile yaptığımız Aşk Yüzünden gibi pek çok slow şarkı var ama hep söyledikleri bir şey var. O slow ve romantik şarkılarında bir de sesindeki gülüşü hissediyoruz diyorlar. Ben şeyi çok seviyorum Ozan, yani böyle insanların acılarından da bahsedelim, kendi acımdan da bahsedelim ama bunu duygusal birisi yapmadan, gözyaşı ticareti yapmadan, paylaşmak adına yapalım. Yani ben bittim, mahvoldum, işte yaralarım var. Allah da senin belanı versin. Ve beni daha çok beğenin, daha çok like'layın bundan dolayı. Evet, yani bakın ben ne kadar üzgünüm, beni sevin, yazık bana gibi bir duygu sömürüsü yapmaktan ziyade o acıları nasıl iyileştirebiliriz? Tamam gelin paylaşalım, anlatalım ama hep işin ucunda da bir umut var. Mesela son TRT'de Benim Adım Melek dizisine türkü formatında, hatta ağıt formatında bir müzik yaptım. Orada bile diyorum ki ben yuvama dönebilsem yeniden, belki güneş doğacaktır yeniden. Hep böyle hani o güneşin doğma ihtimaline tutulmuş bir insan olduğum için sanırım onu hissediyorlar. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İki nokta üst üste durum var. Hayal ettiğin yerde misin? Aslında
ben bir yerde olmayı çok hayal etmekten ziyade hep denir ya, hani hedeflediğin zaman aslında noktayı koymuş oluyorsun. Cümlenin sonuna noktayı koyduğun zaman cümle bitiyor. Bana öyle hedefler nokta gibi geliyor. Noktaları sevmiyorum. Virgülleri seviyorum ben daha çok. O yüzden hani yolculuğu seviyorum. Nereye varacağımızdan çok yaptığımız... sonuçta baktığın zaman hayatın sonunda vardığımız yer ölüm. Hani oraya takılırsak yandık. O yüzden o aradaki zaman, o süreç, yaptığım yolculuk daha keyifli. Olduğum yer zaten muhtemelen yapabileceğimin en iyisidir. Çünkü hani şey lafı var ya, şimdiki aklım olsaydı asla bu hataları yapmazdım deriz ama o hataları yaptığımız için şimdiki aklımız var. Ona benziyor. O yüzden o yaptığım hatalarda, pişmanlıklarla zaten olduğum yerdeyim ama en iyisinde sanırım bu kadar elimden bu geldi yani. Senin deyimine cool eşine bir geçeneyim. Evet, şimdi arkadaşlar, manga bir kadın çizeceksin. Efsane kemanların üreticisi mi diyelim? Yani nasıl tanımlarsan düzenleyicisi, seslendiricisi de olur. Süper bir tecrübe bir müzisyen için bence. Ama başarılı bir müzisyenle evlisin. Aranızdaki diyalog müzikal anlamda evde nasıl geçiyor? Benim aslında motivasyon kaynağım diyebilirim. Aynı zamanda terapistim. Aynen. Benim çok uzun zamandan beri aklımda olan bir proje ama biraz ağır kanlıyım bu konuda. Mükemmeliyetçi bir tarafım da var. Haydilge beni iteklemeseydi de bu kadar üretken olmazdım zannediyorum. Yani çok uyumluyuz bu noktada da. Mesleki anlamda hep dışarıdan şey gibi gözüküyor. Çünkü başka örnek yok karşımızda. Hep ego savaşı varmış gibi algılanıyor. Müzisyen eşler ya da sanatçı eşler kendi arasında sanki sürekli böyle sivrilme noktasına geliyormuş gibi düşünür. Aksine biz hep yapıcıyız. Birbirimize çok danışıyoruz. Ben çok güveniyorum onun müzikalitesine, duyumuna. Sürekli danışıyorum. Keza o da öyle. Birlikte üretiyoruz. Akustik albümler yaptık pandemi sürecinde. Sürekli yazdık, çizdik, ürettik, düzenledik, kaydettik. Hem kendi kariyerimin gelişimi açısından hem birlikte ürettiğimiz işler açısından çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Tanıştıktan sonra süreç böyle, evlendiniz vesaire. Ama öncesinde Adilge'nin o eski şarkılarına baktığın zaman ya abi orasını keşke şöyle yapmasaydı falan diye o mükemmeliyetçi tavrını ortaya koyduğun oldu mu hiç? Beğenmediğin bir şey oldu mu yani? Aksine özetle, hala şu an ilk ürettiği eserlere baktığım zaman yani inanamadığım bir sürü şey var. Mesela az önce neşeli şarkılarına örnek verdiniz ya, Aydilge hep o yönüyle bakılıyor diye. Aslında ortaya koymuş olduğu onlarca eser var. Topladığınız zaman 60'tan fazladır herhalde albümdekileri de, single'ları topladığınız zaman. Yarısı en az o içeriklidir. Yani lirik yapıda olan. Ortam albümlerin yarısı neşeli, yarısı hüzünlü diyelim. Ya da majör minör olarak algılayabiliriz. Tuğyan eseri, Yanıyor ya da Bu Gece Ben Ay, hepsi çok hem batıyı hem doğuyu birleştirmiş, bir tarafı çok orient, bir tarafı çok böyle kullanılan sanatlar açısından yenilikçi. Bu albümler 20 senenin öncesinden bahsediyoruz. Hala da inanamıyorum bunu, o kurşunlarda nasıl yaptım bunu diye. Çok büyük bir hayranlıkla hala yaklaşıyorum ve diyorum ki bunun biz niye cover'ını yapmıyoruz? Akustik versiyonu niye yapmıyoruz? Öyle Haydilge'yi itekledim, çok fazla iş çıktı ortaya. Evden Canlı Canlı albümünde kullandık mesela birçok parçasını. Bu tip batıya yapıştırılmış enstrüman Müslümanlarla bu tip oryant bir coğrafyada iş yapmak sıkıntı yaratmıyor mu? Aksine kolaylıkla sağladı çünkü bu coğrafyada çok seviliyor bu saz. Doğuyu ve batıyı birleştiren unsuru çok kendiliğinden ve doğallıkla akıyor. Çünkü Arap kültüründe de var, uzak doğuda da var, batıda da var. Her milletin ulusal müziğinde yer alan bir çalgı. Böyle evrensel bir yönü olduğu için nereye koysanız kötü tınlamıyor. Üstüne üstlük Türkiye'de de bu işi, yani enstrümantal cover işini, özellikle crossover tarzı coverları yapan, klasik müzikle popüler müziği, rock ya da popüler ezgileri birleştiren sanatçıların varlığından çok fazla haberdar Türk kültüründe, özellikle genç kuşak dinleyiciler. Mesela Tuçellos diye iki Hırvat müzisyenin kurduğu bir ikili vardı. Cellist. Duymuşsunuz evet, eminim. Evet. Tuçellos çok popüler. David Garrett var mesela bu örnekte olan. Lindsey Stirling var. Bu isimlerin de Türkiye'den çok büyük takipçisi olduğunu biliyorum. Türkiye'ye geldikleri zaman en son mesela Aram Elikyan gelmişti. İnanılmaz yıkıldı ortalık. İç sanatı doldurdu. Ayakta alkışlandı dakikalarca. Bu yüzden yapacağım işin boşa gideceğini hiç düşünmedim. Bir alıcısının olduğunu bir yaptım. Neye hitap edeceğim konusunda tabii ki en basitinden aranjmanla işi ortaya koymam gerektiğini, hangi parçaları seçmem gerektiğine dair tabii ki çok kafa yorduk. Tek atımlık bir kurşun değildi ama bir emek harcadığınız zaman da boşu boşuna gitsin istemiyorsunuz. Hem yapımcı hem Aylül'e çok fazla destek oldular bu noktada bana. Teoman'ın paramparçasını da yaptı mesela. O da çok güzel oldu. O herhalde seni artık böyle 10 adım 20 adım ileriye taşıyan bir iş oldu anladığım kadarıyla. Kesinlikle bayağı öyle. Bayağı fark yarattı. Kesinlikle öyle. Peki son... keman özelinde konuşalım. Kimine göre keman o ne ya, gıy 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 gıy. Kimine göre de abi masal gibi be. O arayı nasıl tutturacak keman çalan bir insan? Mesela diyelim ki bu stüdyo 10 kişi var. 10 kişiyi mutlu etmeniz hiç kimse mümkün değil ya. Yani her insanın müzik algısı ve zevki farklı. Ben içinde müzik olan her şeyi dinliyorum. Ama seslendirdiğim müzik türü belli. İçinde müzik olan her şeyi icra edebilirim. Bunlar arabesk müzik de dahil. Ama tutup da arabesk müzik özellikle dinlemem. Bu mantıkla baktığımız zaman ben sadece şey, hangi alıcıya ne sunacağımı belirlemeye çalışıyorum. Peki yine hanımefendiye merhaba diye. Hoş geldiniz Aydın Cihan'ım.
seni ilk dinlemeye başladığımız zaman biraz daha rock soundlu şarkılarla evet. karşımıza çıktın. İşte rock festivallerinde sahneye çıktın. Ama biraz daha son şarkılara baktığımız zaman daha tırnak içinde minnaş, daha popüler şarkılar dinlemeye başladık. Bu bir geçiş mi, yoksa daha ticari mi düşünmeye başladın artık? Yoksa yok, ruh durumum şu anda bunu gerektirdi. Ben de bunu yaptım. İçimden geldi. Yani sanırım şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Ben daha mesela yeni bal gibi pop sound'unda bir parça. Ama içinde Balkan ögeleri ve çok fazla bir yandan da hepsi nefeste enstrümanlarla desteklenen, hepsi canlı çalınan ve son derece kaliteli bir şekilde kaydettiğimiz ve özen gösterdiğimiz bir şarkı. Mesela bir şarkı neşeli olunca sanki o böyle pop şarkısı, minnoş şarkı falan gibi. Ben bunu algılayamıyorum. Bu bizim ülkemizde var bu arada. Yurt dışında kimse hani bir şarkı hızlı veya neşeli olduğu zaman ona daha böyle eski slow şarkılara göre daha mı ticari diye düşünmüyor kimse. Çünkü bir şarkının kalitesini belirleyen onun neşeli veya hüzünlü olması değil, ne kadar üzerine emek verildiği, ne kadar düşünüldüğüdür. Tüm bunların canlı çalınması, hele pandemi gibi bir dönem sürerken bunların canlı çalınması, son derece yetenekli Samuray Gökçe düzenlemecimiz, onunla beraber özenerek saatlerce uğraşarak detay detay bütün orada o kadar önemli enstrümanlar var ki, enstrümanların böyle dolu dolu gelmesi. Dolayısıyla bir kere o algı çok yanlış. Hani bir şarkı neşeli olduğu zaman ticarileşiyor mu algısı. Bir de şöyle bir yanlış anlaşılma var. Sanırım radyoda hızlı şarkıları daha çok çaldığı evet. için insanlar benim hızlı şarkıları sadece hızlı şarkı ya da radyodan takip edenler sadece hızlı şarkı yaptığımı sanıyor. Oysa daha mesela dedim ya, Şubat ayında çıkardığımız ve 4 aydır hala aslında radyolarda da çok çalan Parmak İzlerim benim yine bestem. Bir Namoğlu'yla söylediğimiz Grip'in ve rock soundlu. E şimdi bir onu çıkardım, aksiden bunu çıkardım. Aslında o bir hata. Yani hani Aydın'ı rock'tan uzaklaştı mı? Hayır, ben üretmeye devam ediyorum ama belki algıda seçicilik yapıyor bazı insanlar ya da sadece ön plana, çok ön plana çıkan ya da dizilerde çalan şarkıları, diziler çok etkili olduğu için evet. fark ediyorlar. Ama bu bana biraz haksızlık gibi geliyor. Dizilerle ilgili bölüme biraz sonra gireceğim. Sen bu seriye sonradan katılan genç bir müzisyen olarak, genç kadın bir üretici olarak ne zorluklarla karşılaştın? Açıkçası ben hiçbir zaman rock yapıyorum diye düşünmedim. Sound olarak rock ögelerinden her zaman faydalandım. Hala faydalanıyorum. Ama türlerin bu kadar ayrıştırılmasından gerçekten hoşlanmıyorum. Yani rockçının zorlukları, rockçı kadın ya da popçu evet. kadın. Ben Aydilge müziği yapmaya çalışıyorum. Yani kendime ait bir sound yaratmaya çalışıyorum. Ve türler hiç umurumda değil. Çünkü zaten o kadar çok ötekileştiriyoruz ki birbirimizi her anlamda. O şucu, o bucu, bilmem neci diye. Bari müzikte bunu yapmayalım istiyorum. Yani müziği rahat bırakalım. Müzik zaten şifa vermek için. Birbirimizi anladığımızı göstermek için. Paylaşmak için yaptığımız keyifle bir daha. Üretelim, keyifle de dinleyelim. Aynen öyle. Ben bu işten çok para kazanmıyorum. O yüzden ticari düşünmem gibi bir durum asla söz konusu değil. Dizi müziği yaparken bile parasına bakmıyorum. Dizinin bana uygun olup olmadığına bakıyorum. Bana gelip de sana bu kadar çok para veriyoruz, gel bu dizinin müziğini yap deseler yapmıyorum. Eğer kadına şiddet varsa o dizinin içinde, eğer çocuk haklarına aykırı bir durum varsa, eğer mafya, terör bu tarz şeyleri destekliyorsa, eğer erkek egemen toplumu pekiştiriyorsa, demokrasi karşıtı yanları varsa, ben yani böyle bir dizi bana milyon dolarlar versin mesela kabul etmiyorum. Ben bunun içinde olamam diyorum. Ticari düşünsem zaten yollayın ya, ben yaparım. Ya da o reklama da yapayım, bu reklama da yapayım. Zaten özellikle derim. Dijital mecra bu ticari tüketime inanılmaz derece çanak tuttu. Herkes bir şey üretiyor. Müzik üretiminin bu kadar dijital teknolojilerle çok kolay bir şekilde erişilebilir, çok evet. kolay üretiliyor olması. İki müzisyen, hatta biri akademik bir kişi karşımızda, bir hoca yani tırnak içinde. Bu iki insanın bununla ilgili yorumu ne? Yani bu hızlı tüketilen ve dijital mecra sıkça karşımıza çıkan müzik size ne anlatıyor? Kulağınızdan ne şekilde geliyor? Sen başlamak istedin. Senin sözünde başlayayım. Yani müziğin herkes tarafından kolaylıkla üretiliyor olmasıyla ilgili fikriniz ne? Onu çok merak ediyorum. Ya birisi anne poğaçası, birisi fabrikasyon pastane işi poğaça yorumu yapmıştı Aydın'ya daha önce. Ondan biraz çalacak gibi olacağım ama müzik herkes tarafından üretilebilecek kadar basit bir şey değil. Ama keşke herkes tarafından üretilse. Yani bu içinde bir müzik aşkı olduğunu gösterir. Bir yönü böyle. Bir eğitimci olarak söylüyorum. Yani keşke insanlar birbirlerine sarmak yerine sosyal medyada o kaka, bu çiğ, bu iyi, bu kötü diye ayrımcılık yapmak yerine, sürekli psikolojik şiddetle uğraşmak yerine keşke müzikle uğraşsa. Keşke işin üretim boyutunda olsa. Akademi olarak söylediğim zaman tabii ki basit bir iş değil. Yani bu işin illaki eğitimini almak gerekiyor da demiyorum. Halay'da bir sürü müzisyen, abim, ablam var, arkadaşlarım var ve çok iyi müzisyenler, isim sahibi olan sanatçılar. Ama sadece basit bir uygulamayla, plugin de değil, cep telefonu uygulamasıyla bile ya da bir iPad'le bile bir şeyler looplarla yapılabiliyor. Bu kadar basit olması, bunu yapıp üzerine
üzerine basit bir trap, hatta kalıbı üzerine, backing track dediğimiz altyapı üzerine iki tane kıytırık böyle sözle YouTube yorumlarından yapılmış bir sürü YouTuber var mesela. Onu üretip de daha sonrasında dijital mecralara yükleyip onun da sonrasında milyonlarca tıklanması tabii ki büyük bir yozlaşma. Bunun karşısında durabilirim. Ama çok böyle masumane duygularla bir şeyler üretip bir şeyler böyle çevresindeki insanlarla paylaşması, eşiyle, dostuyla, arkadaşlarıyla paylaşması çok bence mükemmel bir olay. Bu müziğin prodüksiyon tarafı çok basit üretiliyor vesaire. Peki dijital mecranın, Spotify'ın, YouTube'un, Instagram'ın, şimdi TikTok'un bu kadar büyümesi siz müzik üreticilerini nasıl etkiliyor? Şimdi dijital mecra... Bu tüketim yani. Orada bir yanlış anlaşılma var. Ben onu bir ayrıştırmak isterim. Dijitalleşen müzik dedikleri zaman bir dijital platformlar var. Bir de müziğin dijitalleşmesi var. Dijital platformların olması tabii ki iyi. Çünkü onlar yasal. Yani eskiden iyice kaçak kaçak indiriliyordu ve müzisyenin hiçbir hakkı korunmuyordu. Şimdi bu dijital platformlarla en azından telif olarak bir şeyler gelmesini sağlanıyor. Ama tabii ki tüm dijital platformlar adil mi? Hani şöyle bir şey var ya, dijital platformlar çıktı artık. Tıklanmalar, izlenmelerle manipülasyon yapılıyor. Yapılıyor. Yani o dolayısıyla hani şöyle bir durum yok. Yani eskiden işte bir takım plak şirketlerinin hegemonyasından bahsedilirdi ya da bazı müzik kanallarının vesaire. Aynı hegemonya yani dijital platformda da devam edebiliyor. Sahte tıklanmalar yani Allah aşkına Madonna'dan işte efendim şeyden Beyoncé'den ondan bundan daha fazla. Daha fazla dinlenen sanatçılarımız var ama kimse tanımıyor. Peki bunun ayarını niye tutturamıyoruz biz? Yani Beyoncé'ye bakıyoruz. Rakamı atıyorum şu anda işte 49 milyon seyredilmiş bir tane şarkısı. YouTuber diyelim. Herhangi bir YouTuber'ın pluginlerle, looplarla onunla bununla yaptığı bir şarkı 300 milyon seyredildi. Bu ayarsızlığın sebebi ne? Ya Cüneyt Özdemir'in bir lafı var. Türkiye'de her şey olabilirsin ama bir tek rezil olamazsın diye. Sanırım ona güveniyor insanlar. Yani yalan söylediğinin ortaya çıkması insanları rahatsız etmiyor artık ve bu çok korkunç bir şey. Belki de en büyük yozlaşma budur. Yani sahte birinin resmini koyup o benim diyebiliyorlar. Müzikleri çalıyorlar, klipleri çalıyorlar. O ortaya çıkıyor. Hiçbir şey olmuyor. Yani ispatlanıyor da bir şey olmuyor. Bir sene sonra kişi tekrar çıkıyor. Hiçbir şey olmamış bir şekilde yoluna devam ediyor. Dolayısıyla onun ben yani ben nasıl rezil olmamın verdiği bir rahatlık var ve popüler olmak insanlar için en önemli konu haline geldi. Benim genç arkadaşlarıma, izleyenlere, dinleyenlerime hep söylediğim bir şey var. Çünkü herkes popüler olmak istiyor. Ben diyorum ki bir insanın popüler bir karakter olması onun illa bir karakteri olduğu anlamına gelmez. Yani bunun ayrımına varmak lazım. Karakter çok önemli. Gerçekten bir duruşunuzun olması hayatta ama benim için önemli. Ve şunu fark ediyorum ki pek çok insan için bu aslında hiç önemli değil. Yani popüler olmak çok daha önemli. Dolayısıyla bu tarz şeylere çok rastlıyoruz. Müziğin dijitalleşmesi konusunda yani artık tamamen sample seslerinin kullanılması, gerçek enstrümanların kullanılmaması konusunda ben çok üzgün hissediyorum kişisel olarak. Çünkü bana çok yapaylaşmış geliyor. Ama bu kaliteli bir şekilde kullanılırsa yani elektronik müzik dediğimiz bir tür var ve bu çok önemli bir tür. Hatta yani bunun da kalitelisi var, kalitesi var. O ayrı bir dal. Sadece elektronik seslerden oluşturulan ve gerçekten çok özenle yapılan bir tür var çok kaliteli olarak. Ama bir de canlı enstrüman çalmanın zorluğuna katlanamayıp ama oradan onu alırım, buradan da bunu alırım. Müziği basitleştiren, kolaylaştıran ve bir parodi haline dönüştüren insanlar da var. Ve bu benim çok canımı yakıyor. Çünkü biz gerçekten saatlerce uğraşıyoruz. Utku'nun da dediği gibi el emeği göz nuru. Evet. Ben bestemi kalbimin içinden en güzel yerinden yapıyorum. Şimdi sen kalbimin içinden en derinden yapıyorum diyorsun. Senin az önce verdiğin örnekte olduğu gibi adam YouTube yorumlarından şarkı sözü yapıyor. Evet, evet. Yani YouTube şarkı altlarına yapılmış yorumlardan ya da oradan buradan o şarkının bilmem ne cümlesi, oradan başka kelime yapa yapa yama yama şarkılar yapıyor. Bu can acıtıcı bir şey. Acıtıyor canım, evet. Bir süre sonra şey başlıyor mu peki? Yani ne yapıyoruz biz ya? Bari yani bırakayım bunlar uğraşmayayım gibi bir düşünceye o karamsarlığa düştün oluyor mu hiç? Geliyor bana arada böyle. Valla arada geliyor ki hani hep diyorlar ya ne kadar pozitif, ne kadar pozitif. Olur mu öyle devamlı pozitif? Öyle bir şey yok. Arada böyle diyorum ki Utku diyorum bunun için mi yapıyoruz? Yani bu mu falan? Ondan sonra Utku'cuğumun bana çok güzel bir söylediği şey var. Ne olursa olsun hani en azından bana yapıyorsun Aydilge diyor. En azından o şarkılar benim diyor. İşte o noktada ben... Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Gözü olanın gözü çıksın. Müthiş bir aşk manzarası var şu anda karşımızda. Evet. Yani hakikaten gözü olanın gözü çıksın. Bir şey daha söyleyeyim mi Ozan bu konuyla ilgili? Benim çok tüylerim diken diken bir eden bir hikaye. Eski Aydilge'nin daha rock sound'lı albümü ne güzeldi diyenler beni o zamanlar çok yalnız bırakmışlardı. Alternatif müzik hiç dinlenmiyordu ülkemizde. Yeni yeni çıkıyorduk. Bize de böyle uzaylı gibi bakıyorlardı. Aa bunlar ne yapıyor diye. Sonradan kıymete bindi tabii. Aa falan diye. Ama o dönemlerde çok az dinliyordum.
radyolar hiç çalmıyordu. Hiç ama yani televizyonlar çalmıyordu. Bir tek Dream TV vardı. Dream TV alternatif seslere yer veriyordu. Benim Yalnız Değilsin diye bir parçam, ilk çıkış parçam. Orada da Şafak Ongan'ın... Evet, Şafak Ongan'ın... Evet, Şafak müthiş bir emeği var yani. Evet, gerçekten. Müthiş bir direnişi var, müthiş gerçekten, bir emeği var yani. Aynen öyle, aynen öyle. Bir tek Şafak Ongan çalıyordu gerçekten. Ya ben çok üzülüyorum, niye böyle öyle falan filan. Bir gün bana bir mail geldi. LÖSEV'in hastanelerinden birinde kalan bir lösemi hastası kız, 14 yaşında. Diyor ki, Aydıgi abla, geceleri çok korkuyorum, yalnız kalıyorum. Hastalıktan da çok korkuyorum, genel olarak karanlıktan da korkuyorum. Ve sonra Dream TV'de senin şarkın çıkıyor. Ve Yalnız Değilsin diyorsun ya, sanki onu bana söylüyorsun gibi geliyor. Direkt bana yazmışsın gibi geliyor. Ve kendimi iyi hissediyorum. Ablacığım çok teşekkür ederim diye. Bak şimdi yine çok duygulandım. Ama bak senin dediğin yere geliyoruz abi. Bana bir de söylesen. Ya. Yeterli demesi, o işte kişinin, bir kişiye dokunuyorsunuz yani. Ve o kızın da hayatını değiştiriyor. Peki bu ya muhteşem bir dokunuş tabii. Yani bir hastaya, bir yaşlıya, bir gence, belki bir işte aşk acısı çeken birisine, belki keşke o manzara doğrulmasa, belki intihar içindeki bir insanın şarkınla vazgeçirmek. Bu sanıyorum o pes etmişliğin önüne set çeken bir süreç. Evet, yani mesela bu şarkı için hazırlık yapıyorduk Bal gibi için. Yine diyorum ki acaba işte ne olacak, ne kadar dinlenecek falan. İnsan tabii ki üretirken bunları düşünüyor. Sonra tam yine böyle karamsarlığa daha çık da ay nasıl uğraşacağım gene derken Utku'nun bu sefer bir arkadaşı. Sen anlatmak ister misin arkadaşının hikayesini? Hani benim şarkılarımı dinliyormuş. İstemiyorum diyormuş. Şimdi o bütün kurulluk bozuluyormuş burada. Bir takım major depresyon, bipolar gibi sıkıntıları olan bir arkadaşımdan bahsediyor Aydilge. MS hastası. Evet, aynı zamanda da MS hastası ama özellikle o MS'in çok acı veren bir iğnesi var. Atak evet. Yapıyor ya. Evet. O atağa geçtiği dönemde iğneyi aldıktan sonra vücuda böyle işlemesi yarım saatlik bir şey buluyormuş. O evrede Aydilge'nin o parçalarını dinliyormuş. Yalnız Değilsin. Şey çok komik. Uzun zamandır Utku'yla bağları kopmuş böyle eski arkadaşı. Diyor ki bize, Aydilge'nin yengem olacağı aklıma gelmez. Ben onun şarkılarıyla iyileşiyordum. Yenge oldu şimdi diyor, karşımda diyor. Aydilge nasıl yenge oldu? Süreç neydi? Nereden başlayayım? İlk pırpır tarafından başla. Hani... Tamam, ben bir iş görüşmesi vesilesiyle tanıştım Aydilge'ye. Orkestrasında kemancı arayışı vardı. O nedenle bir araya geldik. Ondan sonra da hiç kopmadık gerçi ama... İlk görüşte aşk diyelim. Sen Utku de böyle peki? Bir dakikada anlatıyor. Ben 10 saat anlatıyorum. Ben Utku'yu daha görmeden başladı. Ben sinemaya gittim. Perdede böyle kocaman ekranda saçlarını savuruyor. Böyle keman çalan biri var. Bir reklam filminde oynuyor. Ay dedim bu kim? Ben çocukluğumdan beri kemancılara tutkunum. Hatta işte ilk öykü kitabım o 98'de, o daha 17 yaşında yazdım. Orada kemancıyla ilgili hikayeler var işte. Kemancıya aşık bir kız var vesaire vesaire. Neyse dedim böyle devrene mesajı önden yollamış yıllar önceden. Aynen. Bu dedim bu nasıl bir adam? Ama dedim bu modeldir yani. Bu keman ya bu kadar yakışıklı bir keman sanatçısı bence yoktur dedim. Neyse geçtim. Sonra İşte keman sanatçısı arıyoruz bir tane orkestraya. Arkadaşım gösterdi. Dedi ki Utku Barış Andaç var ama dedi. Zaten isim zaten çok iddialı. Utku yani. Barış Andaç. Tutun masaları. Dedi biraz dedi soğuktur dedi. Ya biz onun yanına yaklaşamazdık. Biraz korkardık dedi okuldayken. Hayran hayran izlerdik onu. Uzaktan bakardık dedi. Var mı abi? Aksi bir yönün var mı? Yok aslında. Mesafeli misin sadece? Öyle zannediyorlar dışarıda. Halbuki bakan. Normal yani. Evet. Güzel bir başlangıç olmuş. Ben seviyorum soğuk olmasını. Bana değil de... İşime geliyor. Evet, aynen. Etrafa böyle mesafeli. İşte dedi biz böyle bak yanına yaklaşamazdık falan. Ben de utanmadan şeyi sordum. Ha iyi öyle çapkın falan değil değil mi dedim. Hani yakışık ben dedim... çapkın da değilmiş. Artılar. Hani çünkü dedim konserlerde kızlar böyle kızların peşine çok düşen orkestrada insanlar olunca ben rahatsız oluyorum dedim falan. Ağzını arıyorum kızın da. Yok yok dedi hiç bakmazdı ki suratımıza dedi. Hiç ilgilenmezdi ki bizimle dedi falan. Ay iyi iyi falan diyorum ben böyle. Tabii, tüm kriterlerine uygun yani. Uygun süper. Ben bir de çapkın flörtöz insanları hakikaten sevmem. Böyle hani çok yakışıklı olduğunun çok farkında olan ya da güzel olduğunun çok farkında olan insanları böyle şey yapamıyorum. Sonra iş görüşmesine geldi ama işte ben kapıyı açtım. Elim ayağım titriyor. Ay bir o kadar güzeldi ki böyle. Ben hiç anlamadım onun benden etkilendiğini. O da çok etkilenmiş. Ondan sonra oturduk işte sohbet ediyoruz falan. Ben dinleyemiyorum Utku'yu. Utku bana bakıyor bir şeyler anlatıyor. Kafam gitti. Kahveni. Sen peki abi yani o aura diyeyim işte o şeyinin farkında mısın? Hani karşı tarafı bakıyorum. Evet ya bu benden etkilendi. O durumu manipüle edebiliyor musun? Yok ya ben de çok emlek gibiydim orada. Hatta ben yani şey genel olarak aslında elimiz boş geldik yani.
Onu söyleyeceğim. Bir yere aslında pandemi şartlarından ötürü birazcık konsantre bozuluyor tabii. Bir yere elim boş gitmem genelde, öyle söyleyeyim. Genellikle. Valla buraya da elleri boş geldiler. Buraya boş geldik valla. O gün de böyle bir neşeli bir içecekle gitmiştim. Ya burada söylenir YouTube'da. Tabii şarap alıp gittim. Aydilge de içmiyor. Hatta siz teklif ettiniz de çay kahve içmiyor. Çay kahve bile içmiyor. Aydilge de onu ikram etti bana. Ben ama onu üzüm suyu gibi içiyorum. Öyle söyleyeyim. Heyecanlanmış. İçiyor. Ben de ya ikimiz de çok şaşkın. Yani o gün biri bizi filme alsa komedi, romantik komedi filmi olur. Gerçekten. O kadar komiktik ki benim elim ayağım birbirine dolanıyor. Utku acayip şeyler kızarıyor falan, bozarıyor. Sonra Utku bütün şişeyi bitirmiş o arada. Heyecanlandıkça içmiş. Dedi ben aslında bir keman çalayım dedi. Kalktı ayağa keman çaldı. Ben kafamdan şunlar geçiyor. Aman Allah'ım aşk olurum. Eyvah eyvah aşk olurum. Bence onu demiyorum. Çocuğumuzun adını ne koysak acaba? Hani ben de artık iş oraları etmiştir. Yok böyle Allah'ım üşeniyorum aşık olmaya. Çünkü Allah problem şimdi diyorum. Eyvah aşk. İnsan bir korkar ya aşık olmadan. Ama gidiyorum, gittim yani. Hey! Diyorum aşık olurum falan. Ondan sonra Utku yanıma oturdu. Ben dedi bir şey söyleyeceğim sana. Sen anlasın beni. Siz de güldürdük ha. Dedim ki kendimi 14 yaşında gibi hissediyorum. O ne demek dedi böyle. O ne demek istiyor acaba, Allah Allah. İlk kez aşık olmuş gibi hissediyorum kendimi dedim. Ben böyle Allah. Ne diyeceğimi şaşırdım şimdi, ne diyeyim. Ya, kaldım, teşekkür ederim. İyi ki şey dememiş. Ha, kime? Teşekkür ettim, kaldım böyle. Çok teşekkür ederim, saygılarım. Ay diye bir de güvenemiyorum da şimdi hem çok yakışıklı hem kemancı, ne bileyim işte keman gidip böyle bütün kızlara gidiyor da keman çalıp işte sana aşık oldum gibi hissediyorum mu diyor, ne bileyim ben, adamı daha ilk defa görüyorum. Bir de normalde o çeliste arkadaşıyla gelecekti, onun eşi hamile olduğu için hastaneden çağırdılar, o gelemedi, yalnız baş başa kaldık. Bir tezgah mı var acaba? Tezgah hani... mı var, ne oluyor ondan sonra? Neyse o gün böyle biz birbirimize hayran hayran baka baka geçirdik. Ondan sonra ben uğurladım Utku'yu ama böyle ateşler fışkırıyor yüzümden. Aşk ateşleri. Ondan sonra tabii hemen mesajlar atmaya başladı Utku falan. Bir gün sonra böyle dua ediyorum. Dedim ki ben bu çocuğa aşık olurum Allah'ım dedim. Eğer bu benim için hayırlı bir insansa, gerçekten beni üzmeyecekse ne olur bir işaret gönder. Yani ya beni de arada bir görün ya. Hani... Çünkü çok tereddütteyim. Ne olur dedim bir işaret gönder. Telefon çaldı. Aa, tam o sırada çaldı. Utku arıyor. Dedi ki Aynege dedi. Ben seni bir kahve içmeye davet etmek istiyorum. Eğer dedi hayır dersen şimdi yukarı evime çıkacağım dedi. Kadıköy'deyim. Çıkıyorum hani. Eğer dedi gel dersen de ben geleceğim. Ben de Suadiye'deyim. Dedim ki işaret geldi. Kafenin önündeyim ben şu anda zaten. Geldim kafenin önünde. İşaret geldi. Tamam dedim. Olur. Böyle nasıl uçtu geldi herhalde o da. Hemen geldi. Kapı çaldı falan. Ama benim yani... Ozan Bey'in inişimi o apartmanda anlatamam. Asansöre basıyorum, asansör gelmiyor. Yuvarlanarak indim neredeyse. O kadar hızlı indim. Ondan sonra o gün beni kahve içmeye getirdi. Bir de şansımıza pastane gibi bir yerde. Yanımızda kişinin de doğum günü. Bize pasta gönderdiler. Ya o kadar tatlı. Evren diyormuş ki Evren. Yolunuz çizildi yani, evet, müthiş. Bir daha da hiç ayrılmadık. Var mı hiç kavga dövüş tartışma efendime söyleyeyim falan? Yok ya çok uzun zamandır. Gerçi ikisi de çok sakin insanlar zaten. Yok tersimiz şey. İkinizin de pistir ama birbirimize, evet. Birbirimize karşı birbirimize değil. Birbirimize değil. Ha güzel dışarı. Nadiren oluyor yani, senede bir kere oluyorsa oluyordur ama son iki seneden beri hiç hatırlamıyorum ya. Süper. Her şey yerine oturuyor, ne kadar güzel ya. Bu romantik dakikaları bir kenara bırakarak az önce sosyal medyadan bahsettin ya. Ya sadece senin özelinde de değil, pek çok kişi için sosyal medyada o acımasızca eleştiriye, acımasızca o laf sokmalar, küfürleşmeler, hatta şarkılarının ya da kliplerinin altına ya da videoların altına bir sürü küfür, kıyamet, her şey gidiyor. Bununla baş ediyor musun yoksa görmezden mi geliyorsun yoksa bununla ilgili bir kendince stratejin var mı? Instagram hesabımda bu arada Aydilge online takip etmek isteyen varsa oradaki kimse kötü alttan bir şey yazmıyor. Takip eden insanlar gerçekten müziğimi seven insanlar. Ve gayet güzel anlaşıyoruz hepsiyle. Ben cevap vermeye de çalışıyorum. YouTube adresimde de, o da youtube.com/aydilge. Orada da hep güzel yorumlar var. Ya da kliplerimin altında. Yani şunu anlıyorum. Beni dinleyen insanlar, ondan da çok mutlu oluyorum. Genelde naifler sanırım. Karşısında görmedikleri kişiye insanlar rahatça sallıyor zaten. Evet. Ama karşına çıksa adını söyleyemiyor. Orası yani. Kesin. Ama sanırım biraz daha vallahi hani... Son 10 seneden beri üniversite festivallerinde yer alıyoruz. Önce mezun olmuş işte. 20'li yaşlarında olan insanlar 30
30-35 yaşlarında. Evet. Onlar hala dinliyorlar mesela. Evet. Görüyoruz yorumlarında. Geçen de mesela Ege'deydik. Yani nereye gitsek teyzeler de buluyor. Muhteşem bir şey. Peki o diziye ya da reklama yaptığın müziğin kaba tabiri ekmeğini yiyor musun? Şöyle çok önemli benim için. Çünkü dizi müziğinden sonra yaş ortamımız çok genişledi. Onun annesi de izliyor onu. Ya atıyorum Kiralık Aşk'ı izleyenleri bir düşünsene. Teyzesinden, amcasına. Yani halk konseri çok verebiliyorum bu sayede. Ve bundan dolayı çok mutluyum. Çünkü benim en sevmediğim şey insanları ve kitlenin ayrılması. Yani şey durum var değil mi müzisyenler? Ya bir şarkımızı diziye verelim. Oradan güzel bir şey çıkar belki. Evet, artık o da çok geçerli olmuyor biliyor musunuz? Benim bunların olmasının nedeni ben jeneriklerini yaptım ama bir şarkının sadece bir dizinin içinde çalıp patlaması artık çok zor. Tabii ki jenerik bambaşka bir şey. Hı. Lokomotif oluyor ve önemli bir yer elde ediyor. İşte Kiraz Mevsimi, Kiralık Aşk, Benim Adım Melek, Çatı Katı Aşk. Onun dışında pek çok müziğim başka dizilerde de yer aldı ama esas yürüten lokomotifler hep jenerik şarkıları oldu. Fakat yorumlar güzel dedim ama şeyin altını çizeyim. Buralarda hep güzel. Yani kendi dinleyicimle aramdaki diyalog çok güzel. Ama mesela Ekşi Sözlük'te evet oraya geleceğim. Öyle enteresan şeyler söylemişler ki. Kırıcı oluyor. Kırıcı olmasına sebep oluyor. Bir algı oluşuyor. O beni üzüyor. Yani hani yıllardır müzik yapıyorum. 8 yaşında girdiğim sınav gerçekten özel bir sınavla en iyi sesler arasında Ankara TYT, Ankara Radyosu Çocuk Koro sınavlarını orada seçildikten sonra eğitimim orada 14 yaşına 15 yaşına kadar devam etti. Tüm bu hocalar da mı yanıldı? Bütün bu insanlar da mı yanıldı diye sormak da lazım ama farklı bir sesimin olması benim için hep bir avantaj. Ben bundan dolayı çok mutluyum. İnsanlar da çok seviyorlar ki bu zamana kadar bana destek oldular. Ama sevmeyenlerin tabii ki çok saygı duyuyorum. Bu tarz platformların olması da çok önemli demokrasi açısından. Evet. Çok önemli. Ben bazen şeye çok üzülüyorum. Ben bir insanda neden bu nefreti yaratıyorum? Sonra diyorum ki bu benimle alakalı değil. Evet o insanla alakalı ama. O acımasız 1, 2, 3, 4, 5 tane eleştiriyi senin yüzüne söyleyeceğim. Bununla ilgili sen de sanki bir tweet cevabı veriyormuşsun gibi cevap vermişsin. Bu mesajları okuduğun zamanki ruh durumunu çok merak ediyorum. Çok üzülüyorum. Evet. Ben açıkça söyleyeyim. Hani ya hiç umurumda değil ya. Aman kim ne yazar? Ben kendimi ispat etmişim. Bana ne ya? Diye bakmıyorum. Üzülüyorum. Bu kadar berbat bir sesi bir de saçma sapan reklamlar için şarkı söyletmişler. Bence çok torpilli. O kadar hani hiç kimse yani o kadar böyle kazıyarak arkamda kimse durmadan buraya geldim ki hala hiç kimse yok ve bunun aslında bir avantaj olduğunu da düşünüyorum. Çünkü beni tehdit edip işte ben arkanda durmazsam mahvolursun, piyasadan silinirsin diyen de kimse yok. Bu aslında büyük bir avantaj. 150 karakter doldu ama. Evet. İsminin iğrenç bir fonetiğe sahip olduğunu düşünüyorum. Ya işte ne diyeyim ki ben? Ne diyeyim? Yani burada ne diyeyim? Peki. Amaç üzüm yemek değil ya burada. Yani. Kocasını bir vampire benzetiyor. Bir dünya yakışıklısın modu ve saatte 55 kere kocasına övgüler yağdırıyor. Çok seviyorum. İnşallah sizin de çok sevdiğiniz. Yani herkesin inşallah olur çok sevdiği kocası. Vampire biraz benziyor. Bakalım. Biraz benziyor. Taş gibi bir sevgilisi var. Gerçi biraz minyon. Ama olsun. Yine kocamdan bahsediyorlar. Evet. Şöyle yapıyorum. Görebiliyor musunuz? Oraya bulur koyuyoruz. Sonuncusunu söyleyeceğim. Senin hassas olduğun bir konu. Gerçi bence herkesin hassas olması gereken bir konu. Hala müzik yapabilmesine, sektörde var olabilmesine bile şaşkınım. Oysa ki daha güzel hatunlar var. Yani şimdi tabii ki güzellikle hiç alakası yok bu konunun. Ne yazık ki bizde ama şöyle bir algı var ya hani müzik yapabilmek için ya da bu piyasada olabilmek için fiziki avantaja sahip olman lazım. O zaman aslında daha iyi bir şey. Bu avantaja sahip değilsem, ben çirkinsem ve hala piyasadaysam aslında daha da fazla çalışıyorum demektir. Bu aslında övgü oluyor. Hala piyasada olmasına şaşırılan bir ben mi varım yani? Bir de bu güzellik, çirkinlik vesaireye bu şekilde bir eleştiri yapan kişilerin de herhangi bir şiddet karşısında da yine aynı kalemi kullanarak çok ayıp böyle şey yapılır mı işte kadına şiddet, insana şiddet, hayvana şiddet olmaz böyle şey diye aynı yazıları yazıyor olması bence daha trajik. Dünyada ve Türkiye'de maalesef artan bir insan şiddeti var. Bununla ilgili düşünceleriniz neler? Özellikle Türkiye'deki bu hem psikolojik hem fiziki şiddetin artmasının en büyük sebebi ne? Çok mutsuz bir ülke haline dönüştüğümüze inanıyorum. Bunun çok fazla etkisi var. Hani bir program öncesinde konuşuyorduk ya insanlar genel olarak kötü olarak düşünüyoruz diye. Hala inanın kötü olduklarını düşünmek istemiyorum. Bu kötülükten ziyade çaresizlikten ve kendi dünyanı nasıl dolduracağını bilememekten ve kendini ifade edememekten kaynaklı. Üretebilen insan başkasının içinde yara açarak onu tüketmeye kalkmaz. Bütün bu saldırgan tweetler ya da saldırgan yazılar, sözlüklerde yer alan kendi üretemediği için başkasının
başkasının ürettiğini kirletmek, yanan canını, başkasının canını da yakarak unutmaya çalışma hastalığı olarak görüyorum bunu. Ve ne yazık ki ülkemizde bu çok yayılmış durumda. Çünkü alan yok. İnsanların üretebileceği, sanatla uğraşabileceği, kendilerini ifade edebilecekleri, kalplerini doyurabilecekleri alanlar yok. Gönlünüz boşaldıkça, içine dolduramadıkça o duyumu ya madde satın nefret alarak söylemiyle. Ya nefret söylemiyle ya materyal satın alarak doyurmaya çalışıyorlar. Ve bunun aslında suçunun daha çok insanlarda değil, sistemde olduğunu düşünüyorum. Genel yaşadığımız sistem kaynaklı olduğunu Peki, düşünüyorum. Peki, Türkiye'de kadın olmak? Tabii ki çok zor. Tabii ki çok zor. Yani hep bir eksiyle başlıyorsunuz. Bazen diyorlar ki ama kadın olmanın avantajlarını da kullananlar var. Kadınlığının işte güzelliğini evet. vesaire kullananlar var. Ama onu kullanarak bir yere geliyorsan zaten yine kendin olarak gelmiyorsun. Yine ötekinin seni görmek istediği şekle bürünerek, kendini kesip biçerek, o şekle, o formata sokarak, başkalaşarak geliyorsun. Ve bu seni ne kadar tatmin eder? Burada bir soru işareti. Sürekli olarak anneliğin yüceltilmesi, sürekli olarak ev hanımlığının yüceltilmesi, eş olmanın yüceltilmesi, zaten kadının birey olarak, sadece kadın olarak değerli olmadığını dayatmak oluyor. Sürekli bir şey olman gerekiyor. Kadın olmanın dışında evet, bir şey olman bir şey. Gerekiyor. Güzel bir şeyle bitirelim. Sosyal medyada, Instagram'da, YouTube'da ve TikTok'ta çok karşımıza çıktı. Senin özelinde soracağım abi şimdi bunu. Keman bir şov aracı olarak, çellolar bir şov aracı olarak kullanılmaya başlandı. Güzel bir şey bence. Yani estetik olarak baktığın zaman çok güzel. Kötlin Dovil ve Hozer var. Güzel kliplerle insanların karşısına çıkıyor. Sosyal medyayı pozitif anlamda kullanıyorlar ve bence de kemanın, cellonun ya da diğer o alternatif diyeyim, yani gitarın, piyanonun yanında daha alternatif kalan enstrümanları insanlara aa ne kadar güzelmiş ya, tek başına da bir şeyler yapılabiliyormuş denmesine sebep oldu. Bu tarz popüler işlerin katkı sağladığını ya da bir negatif anlamda bir götürücüsü olduğunu düşünüyor musun? Katkı sağladığını düşünüyorum tabii ki. Çok vizyon genişletici bir tarafı var. Müziğe mi katkısı var, bireye mi katkısı var? Her şey var katkısı. Batılı çalgılar sanki tek bir müzik türünde sanki icra edilmiş gibi bir algı var. Cello dediğiniz zaman nedir o? Senfoni orkestrasında olur. Bir orkestrada yer alır. Ama bir solo çalgı olarak, bir solist olarak Sting'in Shape of My Heart'ını çalarken ya da Aydilge'nin bir şarkısını seslendirirken insanlar duyduğunda bambaşka bir algı oluşuyor. Ya bu şekilde de kullanılabiliyormuş demek ki diyor. Ve müziğin içerisinde ne kadar az söz varsa o kadar fazla armoni vardır. Ne kadar az söz varsa o kadar çok diğer öğeler vardır. Yani insanları gel buraya bir şey anlatacağım deme mesajını verebilmek için. Yani sözlü müzik işin birazcık daha basit tarafı. Çünkü bir mesajı sadece medyayla aktarmak sözlü müzikten çok çok daha zor. Bu perspektifte baktığınız zaman tabii ki çok güç bir şey. Vizyonel bakmak lazım. Ufkunu çok geniş tutman lazım. Çok iyi icracı olman lazım. İyi bir müzik dinliyor olduğu anlamına geliyor. Yani bunu tercih eden insanın. Tutup da Sting'in kendi sesi yerine bir cello sanatçısından Shape of My Heart'ı dinliyorsa demek ki hem farklı bir arayış içerisinde, sound arayışı içerisinde hem de sanatsal müziğe dair olan bir inancı var. Böyle bir estetik kaygısı var anlamına geliyor. Bu yüzden bunun yaygınlaşması beni çok mutlu ediyor. Keşke daha fazla örneği çıksa. Benim yapmış olduğum gibi daha farklı müzisyenler de çıkmış olsa. Nilkar İbrahimgil hakkında ne düşünüyorsun? Reklam müziği, dizi müziği vesaire bununla ilgili eş gittiğiniz için soruyorum. Ya beste yapan insanlara, söz yazan insanlara benim hep ayrı bir saygım vardır. Dolayısıyla her zaman bir yorumcudan yani salt bir yorumcudan bir tık daha değer veririm. Bu benim kişisel görüşüm. Çünkü yaratıcılığa dair daha fazla şey ortaya konuyor demek oluyor bu. Nilkar İbrahimgil de bir besteci, söz yazarı. Müziği sevilir, sevilmez o çok ayrı bir konu. Üretmek dediğimiz şey kalpten çıkan, daha önceden olmayan, tamamen kalbin içine düşerek yaptığım melodilerle çıkıyorsa ben o insana saygı duyarım yani. Onun da yaşadığı bir sıkıntı bence bu. Daha neşeli, daha naif sözler yazdığı zaman çok fazla belki çocuksulukla suçlandığı ya da işte kız şarkıcısı, kadın şarkıcısı gibi böyle küçük görüldüğü, hor görüldüğü dönemler olmuştur. Bu da çok rahatsız edici bir şey. Yani kadınlara dair şarkı söylemek, kız şarkıcısı demek anlamına gelmiyor. Bu da yine bir aşağılama oluyor. Galiba anladığım kadarıyla bir kıskançlık tarafı da var. Yani ne hangi reklam açsak Nilkar İbrahimgil'in müziği, sesi işte ya da onu yaptığı bir eser var. Siz de yapın o zaman. Ben kötü bir şey. Nilkar İbrahimgil'i arkadaşı değilmiş tanımıyorum. Hani desteklemek için söylemiyorum. Tamam ama objektif bir yerden bakıyorum. Burada suç Nilkar İbrahimgil'in değil ki. Neydi, o zaman evet. Reklamcıları suçlayın. Evet eşinden dolayı kesinlikle bir avantajı var. Çok büyük bir avantajı var. Ama yani adamların yani reklamcıların boynunu da sıkıyor değildir eşi diye düşünüyorum. Yani o kadar sadece ona yaptıracaksınız yani, öyle bir durum. O kadar da para veriyorlar. Size de o kadar para verilirse yapıyorsanız da ben çok reklam okudum siz almayın demezsiniz. Kimse demez. O zaman suçluyu biz yanlış kişileri suçluyoruz yanlış olaylar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Acayip samimi ve çok içten bir çok sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Şu insanlara bir mesaj vermek ister misiniz? Ya üç
günlük dünya. Bence hani gerçekten birbirimizi kırıp o kadar vakit harcıyoruz ki göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor ömür. En çok ne zaman mutlu oluyorum biliyor musunuz? Birini mutlu ettiğim zaman. Yani geçici neşeli hallerden ziyade biraz daha böyle ben ne istiyorum bu hayatta? Ben nereye gidiyorum? Etrafıma ne veriyorum? Kendime ne sağlıyorum? Biraz bunlara odaklanırsak o zaman herhalde sağa sola çemkirmekten ziyade gerçek anlamda tatmin edici şeyler bulabiliriz kendimiz için diyorum. Kendimiz için diyorum ya. Bunu sanki unutuyoruz gibi geliyor bana. Yine kendiniz için yapın ama başkalarını da mutlu edin. Ayağınıza, sesinize, aşkınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Konu buralara nasıl geldi? Bu bölümde Utku Barış Handaç ve Ay Dilge'yi aradık. İyi ki geldiniz. İyi ki geldik. Konu buralara nasıl geldi? Bitti.